Dedem gelmeden barışmanıza çok sevindim. Geldiğinde o da çok mutlu olacak. Sevinir. Sevinmez mi cancağızım? Anne baba oluyorlar, şu hallerine bak. Başları önde düşünüyorlar. Uykusuz gecelere hazırlık mı yapıyorsunuz? Korkmayın, biz size yardım ederiz. Kapı gibi halası var yeğenimin ya. Bakarım ben ona. Allah'ım ya, hala oluyorum, ne inanılmaz. Ya abla, daha kesin bir şey yok. Hem Didem hamile olmayabilir. Nasıl yani? Testte gebelik hormonu biraz az çıktı. Küçük bir ihtimal olsa da hamile olmayabilirmişim. Üzülme Berk kardeş. Bu sefer olmazsa bir dahaki sefer inşallah. Bir yaşıma daha girdim. Hangi doktor söyledi bunu? Aa, ben biliyorum bu durumu. Bir arkadaşımın kızına da aynı şeyi demişti doktor. Bizim Nurşen'in kızına demişlerdi ya. Ha, ben de kim diyordum? Öyle olmuştu değil mi? Üzüldüler, sıkıldılar ama kız hamileymiş. Şimdi oğul 9 yaşında maşallah. Oluyor böyle şeyler. Daraltmayın gönlünüzü. Kesin sonuç ne zaman alınacakmış? 10 gün içinde test tekrarlanacak. Biz de ne olduğunu anlayacağız. Sıkmayın canınızı. Hamile değilsin dememiş doktor. Bence hamilesin. E başka doktora gidin. Belki testi yanlış yaptılar. Yeterince üzüldük. Bence beklemek en iyisi. Bu işlere aklım ermedi ya. Neyse. Her işin çetrefilli maşallah. Şans işte. Milyonda bir ihtimal bize vurdu. Normal insanlara böyle şeyler olmaz nedense. Ay yok, ben inandım. Bu gerçekten hamile. Bir haller olmuş buna. Bir saattir damarına basıyorum. Ağzını açıp ters bir laf etmiyor. Ay huyusu değişmiş. Analık yaramış vallahi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Mehmetcan nerede? Mehmetcan Nihan'da. Artık annesiyle kalacak. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Torunumu nasıl teslim edersin o deliye? Anne, en doğrusu buydu. Senin ezberin şaşmış. Ne doğru ne yanlış görmüyorsun. Ellerimle burada büyütecektim torunumu. Şadoğullarına yakışır bir şekilde. Anne, burada önemli olan Mehmetcan. Onun mutluluğu için en doğru karar neyse Mehmet de onu verdi. Yengecim, yemeğin bittiyse çıkalım mı biraz? Seninle konuşacaklarım var. Çok önemli. Hadi. İyice zıvanadan çıktınız ya. Hadi bakalım. Sıkma canı, geçecek hepsi. Bahar'a borçlandım. Hayatımı kurtardı resmen. Mehmetcan konusunda beni yumuşatmaya çalışacaksan nefesini boşa harcama Bahar. Yenge gel. Onu da konuşacaktım ama bu konu başka. Bugün Hamdullah Bey ve Uygar Bey'le hesaplar için toplantı yaptım. İyi yapmışsın. Öğrendin mi hesabın durumunu? Hesaplar hakkında ekstra bir bilgi yok. Dedem benden izinsiz tek kelime etmeyin demiş Hamdullah Bey'e. Vay başımıza gelenler. Kadın parmağında oynatıyor babamı. Yenge, daha kötüsü var. Dedem Uygar Bey'le telefonla konuşurken duydum. Dedem vasiyetini değiştirmiş. Emin misin evladım? Eminim yenge. Ay, bu da mı başımıza gelecekti? Babamı doldurdu, üzerimize saldı bu kadın. Ay, hep o cadının başının altından çıkıyor bütün bunlar. Kesinlikle. Yoksa dedem böyle şeyler yapmaz. Ne değiştirmiş sorsaydın? Sormadım. Nasılsa bir şey söylemeyecekti. Dedemizin vermeden asla bir açıklama yapmazlar. Of. Anne, gizli saklı neler konuşuyorsunuz burada? Lütfen uzatmayın artık. İstanbul'a yerleşecekler. İstediğin zaman görebilirsin Mehmetcan'ı. Onu ayrıca konuşacağım seninle. Elimden kurtulamazsın. Şimdi mevzu başka. Hayrola anne? Ben bir Melek'e bakayım. Kapat kapıyı, gel otur şöyle. Otur. Oğlum, deden vasiyetini değiştirmiş. Olabilir. Ne var bunda? Aa, ne var bunda diyor. Dilruba'ya hususi hesap açtırmış, ev almış, vasiyetini değiştirmiş. Dedeni elinde oyuncak etti cadı. Anne yapma ya, dedem çocuk mu? Vardır bir bildiği mutlaka. Ah, tehlikenin ne zaman farkına varacaksın oğlum? Bu kadın bir bir mallarımıza konacak. Bizi de bir güzel kapının önüne atacak. Hadi canım sen de. Bence yengemi dinlesek iyi olur Mehmet. Tuhaf şeyler oluyor. Dedem gelsin. Konuşur, ne olduğunu öğreniriz. Tamam? Hadi iyi geceler. Yenge ben de bir Yiğit'e bakayım. Sonra konuşuruz tamam? Tamam kızım. İş başa düştü yine. Hadi bakalım Şeref. Hayrola Şeref kızım? Şey ben size soracaktım ama bulamadım. Böyle de uygunsuz oldu. Ne arıyorsun odanda cancağızım? Şey canım mahzenin anahtarını. Babam bu çekmeceye koyduğunu söylemişti ama bulamadım. Çekmecede diyorsa oradadır Şeref kızım. Ben rastlamadım ama sen iyice bak. Bulamazsan haber ver. Ben de bakayım.